Yarışmamızın son gününde geçen yarışmada acımasız eleştirileriyle oldukça linçlenen Cem var. Ne diyorsun? Bu sefer nasıl yapacaksın? Yetiştirebilecek misin? Bence yetiştireceğim. Yapacağım yemek böyle yavaş pişmesi gereken bir yemek olacak. Ama aynı zamanda da ufak püf noktaları var. Lezzeti çok patlatacak bir yemek olacak. Patlayacak mı damaklarımızda? Patlayacak. Net patlayacak. Herkesi mutlu edeceğimi düşünüyorum bu yemekle. Ayrıca iki çeşit olarak giriyorum. Tek ana yemek de yapmayacağım bu süre içerisinde. Neler yapacaksın? İki yemek yapacağım. Bir dana bourguignon yapacağım. Bu normalde şarapla beraber yapılan bir şey. Ama ben de glace sos kullanacağım. Yani eti de şey yapacağım böyle. Yaktıktan sonra güzelce o şeyle, suyla, et suyuyla açacağım o sosu. Ondan sonra biraz gravy sosa dönüşecek o böyle iyice. Güzel böyle ağır bir sos olmasını istiyorum böyle yanında. Bolca sebzem var zaten. Burada da göreceğiniz üzere. Evet, manav gibi dizmişsin her şeyi. Ratatouille de kullanacağım. Temel bir taban bir sos olacak. Bu sosu kereviz sapı, mantar, közlenmiş işte biber, sarımsak vesaire gibi şeylerle, domatesle taban yapacağım. Lezzetli bir tabanım olacak. Onun üzerine de kat kat dizdiğim böyle yuvarlak yuvarlak kesip kabak, patlıcan, patates ve domates olacak. Bunlar böyle çok güzel bir şekilde dizilecek. Tamam. Hem güzel bir görüntüsü olacak. Onları yapım aşamasında anlatırsın zaten. Her şeyi anlattın en baştan. Evet. Alışverişin ne kadar tuttu? Onu da söyle, sonra başlayalım. Tam 250 lira tuttu. Sınırda bıraktım. Tam 250. Aşmadın değil mi? Aşmadım. Peki. O zaman süreni başlattım. Hadi bakalım. İlk önce bunları soyacağım. Hemen hızlıca. Önce oyalayıcı kısımlar. Sebzeleri evet. Yıkama, soyma işleri. Sebzelerle başladın ama eti koysan daha iyi değil miydi önce? Aslında evet, eti koysam daha güzel ama hızdan şunları hemen bir doğrayıp aradan çıkarasım var. Bence eti koy ki pişsin o arada. Şu an boşuna vakit kaybediyorsun. Lafımı dinliyorsun. Evet. Hızlıca. Ya seni sabote etmek için yapıyorsam? Yok, haklısın aslında. Etimi şu an mühürlüyorum. Çok heyecanlı görüyorum seni. Heyecanlı değilim. Süreyle yarışıyorum şu an adeta. Dur daha başındayız ya. Hiç önemli değil. Daha 10 dakika oldu. Neyle yarışıyor? Evet, bunlar oluyor. Güzel. Evet Cem, sence geçen 4 gün nasıldı? O ülkelerin yemeklerini hissedebildin mi? O bazı tariflerde hissettim. Bazılarında tam hissedemedim. Mesela Oktay'ın gününde çok hissedemedim. Oktay'ın günü bence tam istediği gibi geçtiğini düşünmüyorum. Mesela benim istediğim şekilde geçmedi. Sence bu sefer sonuncu kim olur? Ben sonuncuyu bu sefer net Oktay olarak görüyorum. Peki sen kendini birincilikte görüyor musun? Şu an için evet. Ama gecenin sonunda süreyi geçirebilirsem olur. Havuç ne için? Havuç her şey için aslında. Bourguignon'un sos kısmında kullanacağım, içinde kullanacağım. Çok aşamasında var. Çünkü doğal şeker çok güzel bir lezzet veriyor. Soğanla bunu karamelize ettiğin zaman aşırı güzel bir lezzet verecekler. Bize birazcık Fransa yemeklerinden bahseder misin? Tamamdır, edelim ama biraz da ne diyeyim, şu an hazır bir süreç. Ne oldu, dikkatim mi dağıldı? Sen çok oyalıyorsun beni. O yüzden senin oyununa gelmeyeceğim. Ama bir şey diyeceğim, bir tek etkilenen sensin. Annem bile etkilenmiyor. Doğrudur. Ben Meryem teyze kadar şu an mutfakta seninle beraber kamera karşısına alıştığım değilim çalışmaya. Evet, aşağı yukarı hepsinin yüzeyinin şu şekilde olmasını istiyorum. Kahverengi şeyini vermesini istiyorum. Mümkünse tavada ufak yanıkların oluşmasını istiyorum. O etle, etin o yanığının tadının geçmesini istiyorum. Şu an kereviz sapı doğramaya geçtim. Kerevizi nerede kullanacaksın sapını? Havuç, kereviz, bunların hepsini. Dana bourguignon'da da kullanacağım. Ratatouille'da da kullanacağım. Çok odaklanmışsın işine. Etlerimin istediğim hal tam olarak bu böyle. Etlerim iyice mühürlendi. Tavanın gördüğünüz gibi şu kısımları yanıyor. De glace olacak şekilde yapılacak. Yani buraya bir sıvı bir şey karıştırıp onu biraz kazıdığımda o etin tam lezzetinin her şeyi tamamen sosun içerisine hapsolmuş olacak. Vay vay vay. Bu benim yaptığım yemek. Fransa'nın en çok sevilen, en çok davetlerde yapılan yemeklerinden birisi. Ama insanlar genelde hani çok ağır misafirlerini ağırladıklarında bu yemeği yapıyorlarmış. Çünkü yemeği yapması gerçekten çok zahmetliymiş. Ben de siz ben özel de misafirlerime... En zahmetli yemeği seçtim. Ben de en zahmetli yemeği seçtim. Size güzel bir damakta bir şölen bırakmak istiyorum. Çünkü sizin günlerinizde çok fazla bunu bulabildiğimizi düşünmüyorum. Bak bak bak! Yalnız yetiştiremezsen var ya... Yetiştiremezsem evet. Boşa konuşmuş oluruz ama lezzetli yine de vuracağım hepinizi. Önce burayı biraz açacağım. Ne demek açacağım? Yani şu tavanın dibindeki lezzetleri biraz yağ ile beraber ortaya çıkarıyorum. Et tadını tereyağıyla birleştiriyorsun. Aynen. Şu an bunu yapacağım.
Hemen buraya şöyle güzelce altını biraz açıyorum. Yanacak ya, dikkat et. Yanmaz. Soğanlar böyle büyük büyük mü olacak? Onlar ezileceği için birazcık şey olacak zaten, sürecekler. Biberler közleniyor. Bunlar ne evet. için? Bu biberlerin de ratatouille'un tabanında kullanacağım. Tabandaki bu sosta kullanacağım. Fransa, öncelikle Avrupa'da en çok et tüketen ülke. Hadi ya. Eti çok seviyorlar. Ucuz muymuş orada et? Evet, ucuz. Şarap sudan ucuz hatta, öyle söyleyeyim. Fransızlar mesela kahvaltı öğünlerini çok daha aparatif şeylerle geçiyorlar. Genelde işte kruvason olabilir, bir tane böyle tostları falan var, onlar oluyor işte pankek tarzı şeyler. Kahve. Aynen. Genelde kahve zaten tüketiliyor sıkça. Avrupa'da zaten çoğu ülkede var. O hiç bana göre değil ya, ben... Sen Türk kahvaltısı mı? Van kahvaltısı. Of, her şey olacak böyle. Kahvaltıyı önemsemiyorlar. Mesela bizde hep şeydir ya, kahvaltı günün en önemli öğünüdür var. Aynen. Fransızlarda asla yok. Kahvaltı hemen hızlıca geçiştiriyorlar. Öğlen ve akşam yemeği onlar için çok önemli öğünlerden birisi. Öğlen güzel yoğun bir yemek yiyorlar böyle. Ama akşam asıl bomba akşam oluyor zaten. Hadi ya. 3 tabak yemek oluyor yani masalarında. Ve yemekten sonra hemen peynir tabağı geliyor. Peynir tabağıyla beraber ya şarap içiyorlar. Ya da tatlı geliyor, tatlıyla şarap beraber bir şeyler oluyor. Şarap illa var yani. Şarap her şekilde var. Böyle bir kültür. Bir peynir tabağı isterdik bugün ama tabii bütçe maalesef. Yapacaktım aslında, krem peynir, üçgen peynir falan. Soğanların üzerine sebzeler de gelmiş. Evet, kereviz sapı ve havuç atıldı. İyice şekerlenmesini istiyorum tartının. Tavamın bir kenarına biraz tereyağı attım. Oraya sarımsaklarımı güzelce yapıyorum. Sarımsak olmazsa olmaz zaten. Evet. Lezzeti yüksek oranda kaplayacak. Ama bu tarifi nasıl olayı biraz yavaş pişmesi. Normalde bu yemeğin 6 saat, 5 saat gibi sürelerde yavaş bir şekilde pişmesi çok daha iyi oluyor. Çünkü et kendini yumuşacık bir şekilde salıyor ve dağılıyor böyle tamamen. Lokum gibi dağılıyor. Aslında param olsaydı salyangoz soğan da yapmak istiyordum. Eskargot. Sevmezdik ya. Yemiştik. Ama bilmiyorum, belki daha iyi yapabilirdik. O zaman da sevmemiştik ama. Evet, ama. Salyangozun kendi tadını çok sevmedik biz. O eti böyle lastik gibiydi sanki biraz. Aynen. Olsun. Annem zaten yemezdi bu arada. Kesinlikle. Ben diğer misafirlerimi tattırmış olurdum. Lezzet bombardımanı be. Şu renge bak. Üf. İyi görünüyor. Çok iyi. Harika. Karamelizeyi görüyor musun bak? Evet. Etin şeyiyle beraber nasıl geldi bak. Daha bu soğanlar bir yumuşayacak. Şimdi kendilerini bir salacaklar. Üf. Bu arada Fransızlar yemeklerini çok yavaş yiyorlar. Çünkü yemekten haz almaya çalışan bir millet. Ya, ben değil miyim ya? Hedonist olduklarını söyleyebiliriz. Kesinlikle bence biz de böyleyiz. Ben de aynı şekilde yemekten yüksek miktarda zevk alıyorum. Çok keyif alıyorum. Aynen. Yemek için yaşıyorum. Yaşamak için yemiyorum. Evet, kesinlikle. Biz tamamen bu gruptanız bence seninle. Biber salçası, domates salçası attım biraz. Yemeğin daha da lezzetli olması sağlayacak. En son bombayı da sona saklıyorum. Krema patlatıyorum bunun üzerine. Krema bazı tariflerde var, bazı tariflerde yok. Ama ben yemeği çok çok patlatmak istiyorum. Kremayı da atacağım ve harika bir lezzet yakalayacağım. Böyle yediklerinde of bu neymiş, bunu tekrar yemek istiyorum diye gelmelerini istiyorum. Çok istiyorum bunu demeyi. Evet, olacak merak etme. Ama çok beğenmeyi de istemiyorum. Kendime güveniyorum, yemekte yapacağım. Çok beğenip bir daha istersek ne olacak? Yaparız. Bir daha daha iyisini yaparım çünkü bu sefer tüm malzemeleri rahatça kullanabilirim. Çok masraflı bir yemek ya, o yüzden diyorum. Bunu zaten anca senede bir kere. Bu arada yılbaşı yemeği falan olarak da yapılıyor. Aa, güzel fikir. Evet. Ama bizim seneye yılbaşına kadar pek et alabileceğimizi sanmıyorum. Evet. Yakmışsın. Yakmadım, tam hiç istediğim gibi şu an. Yanlış. Hayır. Bir haberim var sana. Nedir? 40 dakikan geçti bile. Evet, doğru. Ama şu an uzun kısmı atlattım ya. Yoğun olmasını istediğim için biraz un atıyorum. Koyu kıvamlı mı olacak un sayesinde? Evet, suyumun böyle su gibi olmasını istemiyorum. Yoğun kıvamlı olmasını istiyorum. Birazcık unumu kavuruyorum hemen. Ne olsun be? Sakin ol. Kremamı biraz daha katı kıvamlı sanıyordum ama. Öyle dökülmez krema ya. Naps diye. Ne olacak canım, kremanın duygularını mı incittik? Şimdi asla bombamı... Ya ne yapıyorsun? Elinden kaydım. Bu neydi döktüğün? Bu et suyuydu. Evet, içine et suyu döktük. Evet, et ve ilik suyu döktüm. Şu an bu lezzetini hepsini güzelce yiyecek. Asıl olay zaten tencerede yavaş yavaş pişerken tüm lezzeti almalarıyla sonuçlanacak.
Bitti mi bununla işimiz? Güvece mi alacağız sadece bunu? Güvece alacağım. Güvecim ısınıyor şu an. Biraz ısınsın. Evet, baharatlar giriyor. Baharat adamcığım. Evet. Tüm malzemelerimi şu an güvecimin içine attım. Şimdi kalan etlerim ve et suyunu dahil edeceğim içine. Az bir şey sularını saldılar içine. Bayağı iyi bir yemek oldu gibi ama. Harika olacak. Aman aman aman. Neler yaptınız öyle Cem Bey? Tadını ala ala ufak ufak bırakacağım. Zaten içindeki her şeyim neredeyse pişmiş durumda. Etlerim yumuşayacak ve tüm işlerim tamam olacak. Son 1 saat 5 dakikan. Yetişecek mi Ratatou? Yetişir. 50 dakikan kaldı. Biraz ıslanmam lazım Ratatou için. Hadi hadi. Konuşurken çok dalıyorsun konuşmaya. Sen gerçek yemekteyiz de sofraya pizza sipariş eden kişi değil misin ya? Ha, yapabilirim. Hiç şey olmaz. Arkadaşlar olmadı yani. Ne yapabiliriz? Yapamadım. Olmadı, yapamadım. Nedir yani? Cem Songaz devam ediyor. Patlıcanlarını soyuyor, doğruyor. Stresli, gergin. Gergin değilim ya. Hızlı olmaya çalışıyorum sadece. Şimdi birazcık şu acılığın almasını istiyorum. Normalde tarifte böyle bir şey yok ama işte... Sen takmışsın buna ya. Yapmasan da olur. Ben bunu yapacağım. Yakıyorum. Burada da Ratatou'nun sosu için sebzeler pişiyor. Kullanılmayan malzemelerin hepsini için atıyorum. Patlıcanın, patatesin, kenarı, köşesi hep burada. Aynen öyle. Tabaklar hazır. Patlıcanlar hazır. Patatesleri soymam gerekiyor. Onları dinlemem gerekiyor. Hepsini dinleyip ondan sonra bu sosla beraber dinlemem gerekiyor. Halledersin. Bakalım. Ratatou'nun alt sosu için değil mi? Evet. Bunları bızlatıp sos haline getireceğiz. Ratatou'nun tabanı hazır. Hı-hı. İyi görünüyor. Şimdi dizmeye geçelim. Az vaktin kaldı. Pişmeye yetişecek mi? Umarım yetişecek. Domatesimiz yokmuş. Hadi Cem yaparsın. Başarabilirim. Hala başarabilirim. Devam edelim. Devam edelim. Ratatou'nun son dokunuşları diyebilir miyiz? Aynen diyebiliriz artık. Üzerine sos gelecek mi ekstra? Yok, hiçbir sos yok. Direkt olarak böyle fırın kağıdıyla beraber koyup göndereceğim fırına. Sanki ben salçalı sos var gibi biliyorum üstünde. Ben görmedim. Son 25 dakika kala Ratatou'muz da fırına gidiyor. Hadi bakalım. Görüntüsü güzel. Son dokunuşlarımı yapıyorum. Birazcık tuz. Ve az bir şey de karabiber. Başka hiçbir şey istemiyorum. O sırada da sofranı hazırlarsan... Hazırlarım. Sofra kolay şu an. Şu an şunun hızlı yetişmesi lazım. Son bir baharat şeyime bakayım. Gönder fırına, gönder. Mutfakta gergin anlar. Evet, yetişmeye çalışıyoruz. Haydi haydi, şov yapma. Hala bir şeyler yapılıyor yemeğe. Mantarlar unutulmuş. Mantarlar en son girecek. En son mu girecekti? Karamelize mantarla soğan atılıyor en son. Yemeğin üstüne. Hemen onları atacağım. Son 6 dakika. Sofran hazır mı? Sofram hazır. Şu an en son mantarlarımı da güzelce deniz tuzuyla tuzladım. Şimdi bunlar da et yemeğinin içine girecek. Evet. Ve her şeyimiz tamam aslında değil mi? Aslında sunum olarak şöyle bir sunum düşünüyorum. Et yemeğimi şimdi çıkaracağım. Hemen süzeceğim. Etlerin hepsini alacağım. Tabakların hepsini etlere bölüştüreceğim. Süzdüğüm o harçlı kısmı bir ayıracağım. Sulu, o gravy sos kısmını böyle yemeğime biraz dökeceğim. Tabakta az sos bırakacağım. Üzerine garnitürümü ekleyeceğim ve o şekilde yapmayı düşünüyorum. Haydi bakalım. İstediğim kıvamda oldu mu? O zaman seninle sofrada görüşürüz. 5. günde Cem Ceyhan'dayız. Fransa mutfağındayız. 4 günde söylediğim gibi yine Fransa mutfağıyla alakalı pek bir bilgim yok. Denemiş bir şeyim yok. Önceden araştırmadın değil mi? Araştırmadım. Keşke araştırsaydın. Eleştirecek daha çok şey bulabilirdin. Ya pek hani eleştirmek için eleştirme yapmaya gerek yok. Ama ben daha bilinçli olmaz mıydı? Tabii ki de fakat hani bunu ayıracak pek vaktim yoktu yoğunluğumdan kaynaklı. Ama şimdi bakacağım. Yine her zamanki gibi kendi damak tadıma, damak zevkime güvenerek yorumlarımı yapacağım. Hı hı. Müsait olduğum bir zamanda da eğer yemek olursa başka bir yerde, Fransa'da ya da başka restoranlarda o zaman ona göre tekrardan değerlendireceğim. Ama şu an tamamen kendi damak zevkime göre değerlendireceğim bu yemekleri. Şimdi şu an soframız hazır. Soframız hazır. İşte tam bir Fransa sofrası gibi. Hani kadehler yerinde hazır. Dana Bourguignon. Bak bu sefer okuyabildim. Öncekilerini... Çünkü direkt okunuşuyla yazdım ben ama. Teşekkür ederim. Keşke diğerlerini de okunuşuyla yazsaydım.
Dana Bourguignon. İçinde havuç, kereviz, soğanla lezzetlendirilmiş de glöze tekniğiyle yapılmış gravy soslu et. Çok iddialı bir isim değil mi sence? Evet. De? Hani şey, ismi aslında iddialı değil. Böyle içindekiler parantez içinde ayrıca yazılmış ya. O iddialandırıyor aslında ismini. Kerevizi yedim. Meryem teyze yapmıştı. Soğanla lezzetlendirilmiş de glöze tekniği. De glöze tekniğinin ne olduğunu bilmiyorum. Cem'in her zaman yemeklerine güvenmişimdir. Hani ne kadar burada birbirimizi eleştirsek de Cem mutfakta çok iyi yemekler çıkartır. Hani gerçekten damak tadına göre çıkartır. O yüzden Cem'in güzel bir Dana Bourguignon yaptığını düşünüyorum. Damak tadıma da uyuyacaktır. Ve ratatouille. Kabak, patates, patlıcan, domatesli fırın yemeği. Böyle şey gibi sanki. Kızartması oluyor böyle biber, patlıcan, kabak tarzında. Kızartma yerine fırına verilmiş gibi. Üstüne eğer bir de güzel bir sos dökerse, hani salça sosu olur veya yoğurt sosu olur, ne olur bilmiyorum. Bence güzel bir sosa benziyor. Denedikten sonra tabii ki de yemeğin başında Cem Ceyhan var. Cem Ceyhan'ı eleştirmeden asla duramam. Mutlaka eleştireceğiz birbirimizi. Ben zaten tarifi tahmin etmiştim bu arada. Araştırmış mıydın? Evet, biraz da araştırdım. Mesela bunu nasıl yetiştirdi tam olarak bilmiyorum ben. Çünkü şey açısından baktım biraz tariflere falan. Pişirme tekniği bunun biraz farklı. Yani şöyle ki önce mühürlüyorsun etleri. Sonra biraz daha düşük ateşte fırına veriyorsun. Sonra yüksek ateşte fırına veriyorsun yarım saat kadar. Sonra düşük ateşte fırına veriyorsun. O da 2 saat kadarmış. Yani ortalama 2,5-3 saatte pişiyor. Ama fırına atmadan anladığım kadarıyla nasıl olacak bilmiyorum. Belki yani etleri biraz çiğ mi kalmıştı ama güveçte yaptı. Herhalde iyi pişmiştir. Çalışılmış. Ratatouille, kabak, patates, rolu falan filan işte yani sebzeli fırın yemeği. Bu kolay yani görece kolay bir yemek bence. Ratatouille da bu arada benim ilk izlediğim animasyon filmi. Ama şeyi hatırlamıyorum. İçerisinde yemeği hatırlamıyorum. Ama bunu da araştırdım. Bunu da biliyorum yani. İşte sebzeleri fırına atıp pişiriyorsun bu. Final günündeyiz. Heyecanlı mısınız? Evet, oldukça heyecanlıyım. Cem'in günü ve bugün soframız kurulu bir şekilde gördüm. Soframız kurulu. Düzeni de güzel. Gayet. Geçen sefer kullanmak istediği fakat kullanamadığı kadehleri bile kullanmış. Evet, çok laf etmişti onunla ilgili. Evet, olsun. Bu sefer kullanmış. Güzel olmuş. Güzel bir sofra var. Sence bu sefer iddialarının hakkını vermiş midir? Umarım vermiştir. Çünkü hani daha öncesinden dersler çıkarıp çalışmıştır. Yani zor da bir menü seçmiştir diye düşünüyorum. Çünkü Cem zoru seviyor. Uğraşmayı seviyor. Dana Bourguignon. Gene bir et sulu falan mı bir şey acaba? Et. Yani zor bir menü seçmiş ben dediğim gibi. Bayağı bir şeyler de var. Sadece bir eti mesela pişirip koymayacak. Yanında işte bir sürü şeysi var. Bir de farklı tekniklerle pişireceği için nasıl bir şey çıkacak ortaya hiçbir fikrim yok. Ratatouille. Fırın yemeğini de severiz. Umarım lezzetli bir yemek yeriz. Bilmiyorum. Cem her zaman böyle en iddialı, en zor olan şeyleri seçmeyi seviyor. Yani yetiştirmekten ziyade en zor olanını seçmeyi tercih ediyor. Bilmiyorum, eti umarım güzel pişmiştir. Yani zaten ben çektiğim için biliyorum neler yaptığını. Ratatouille sebzeli yemek işte hani bildiğimiz. Görüntüsü güzel olur. Ratatouille'un animasyonunda görüntüsü çok güzeldi bu yemeği. Onun gibi yapmaya çalıştı. Umarım tadı da o şekilde olur, güzelce pişer. Nerede kaldı ya yemeğimiz? Bilmiyorum ki her zamanki gibi yaptı yine yani. Yine bekliyoruz yani. Yine bekletti. Kaç dakika geçti? Cem, şey yapalım mı böyle? Hadi yemek, ya. Yemek, 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 yemek. Benim yemeğe yönelik hevesim kaçtı galiba. Benim bu yemeğe olan inancım kalmadı. Bekleye doydum. Şimdi kola mı içeceğim zaten önden? Ben su istedim, su bile yok ya. Su yok mu? Su yok. Aa. Hani ilk defa böyle bir bardakta bir şey deneyeceğim. Deneyemiyorum bile. O kadar da buzlu su hazırlamıştı özellikle. Deneyemiyorum dedi, bile. Sizin için hazırlıyorum. Getirmemiş bile. Bu ne ya? Öncelikle siz misafirlerime soğuk su getirdim. Buzlu su. Rahat rahat için diye. Yalnız buz beni biraz rahatsız ediyor. Kesinlikle. Evet, buzsuz var mı? Tabii. Yok, evet, soğuk ama buzsuz. Soğuk ama buzsuz da var. Tamam. Ben de gidiyorum herhalde. Ben döner mi söyleyeyim? Ne yapayım ya? Sipariş versek geldik şimdi. Vallahi geldik. Vallahi geçen tatlı sipariş vermiştik ya. 2 dakikada gelmişti. 2 mi? 3 mü? Hani verdik, balkona çıktık, sonra motor sesi duyduk. Evet, Cem o kadar. Tatlı geldi dedi. Allah Allah. Gerçekten. Burada yakın 10 dakikada bir geldi yani. Vallahi iyi. Meryem teyze mutfak kadar yakın olamaz bence. Umarım beklediğimize değer. Bence değer ya. Cem ne kadar eleştirsek de güzel yemek yapar. Ben güveniyorum. Çiğ kalmasın da. Yok. Yani pişmiş değil. Yapar hani. Yapar o. Kendi evimize gidiyoruz. Geliyor sonunda. Evet. Geliyor sonunda. Evet. Yani, buyurunuz.
Teşekkürler. Ayrıca servis öyle yapılmaz efendilerin. Evet, teşekkür ederim. Yemekleri. Buyurun. Bu arada arkada gizli bir misafirimiz var. İlk gün ve son günün şahidi. Öncelikle masama hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin masanıza hoş geldiniz. Sunum gerçekten çok zorlayıcı neden oldu. Neden bu kadar bekledik? Şöyle normalde direkt olarak güveçten alıp direkt tabağa da atabilirdim ama onun yerine daha güzel bir sunum olsun diye sosla etleri ayırdım. Sosu aşağıya aldım. Süzdükten sonra önce etleri koydum. Sonra üzerine garnitürünü gezdirdim. Gerek sonra var mıydı buna ya? Soslarını yaptırdım. Biraz daha tatlı bir sunum olsun diye yaptım. Malzemelerin hepsi böyle tabii güzel güzel görünsün diye. Tabii etler biraz daha yukarıda gözüküyor. Hı, evet, en aşağı aslında bizim taban olarak. Neler yaptınız yemekte bahseder misiniz? Ben biliyorum ama. Etlerimi özellikle mühürledim. Çok koyu renginden zaten anlayabilirsiniz. Buradaki bütün malzemelerin hepsi neredeyse karamelize oldu. Yani uzunca bir süre sotelendiler. Bütün şekerlerini yemeğin içerisine saldılar. Yemekten tatlı bir tat almanızı bekliyorum. O yüzden sostan özellikle. Douglas denilen bir teknikle yaptım altındaki sosu da. Eti mühürledikten sonra o altta yanık olan o kısma bir sıvı dökerek ya da tereyağı dökerek o şeyi açtım. Lezzetin yağ geçmesini sağladım ve ondan sonra tüm malzemelerime bunu eklemiş oldum. Et suyunu da yoğun bir şekilde yaptım. Biraz un kavurdum. Unla beraber yoğun bir et suyu yaptım. Gravy sos yaptım. Bütün malzemelerim de hani tatları güzelce özdeşleşti güveçte yaptığım için. Nasıl bulduğunuzu merak ediyorum açıkçası ben de. Sosun lezzetine bayıldım ben bu arada. Bir tık tuzlu mu olmuş acaba? Ben tattım. Biraz kendi tuz şeyime göre yapmış bir olabilirim. Bir tuzlu olmuş bence sosu ama lezzeti çok güzel sosun. Sadece hani ben o an yemeğe daldığımdan belki söylemişsindir ama bu gravy sos muydu? Evet. Bu sosun içinde ne var? Hani neyden oluşuyor bu? Bayağı dalmışsın yemeğe. Anlattın galiba sos... ama ben... Et suyundan oluşuyor aslında. Etin kendi suyu ve yanındaki sebzelerin suyuyla özdeşleşmiş halini oluşuyor. Anladım. Ellerinize sağlık. Gerçekten lezzetli olmuş ama. Etin pişmişliği nasıl? Bence çok güzel. İyi ben gayet bence ya. Bir tık daha belki pişebilirdi ama yani şey öyle rahatsız edici bir kurur şey yok. Bence o zaman. Pişmişim. Biraz daha fazla pişecek. Pişmemişlik yok. Kızartırsan kurur ama. Suyun içindeydi ya zaten. Bu arada ben bir tanesini aldım. Böyle lime lime oldu ağzımda. Bazıları ama evet o kadar lime lime daha olacak kadar olmuş ama. Daha küçük parçalar öyle olmuş da büyük parçalar doğrudur. O kadar değil. Biraz ama pişmiş tabii. Bu özellikle biraz iri yaptırılıyor aynen. İri oluyor. Bir de mühürleme işlemi yapılırken küçüklerle mühürleme biraz daha zor oluyor. Büyüklerle hızlıca mühürleme yapıp devam etmektesin. Bu da işime geldi zaten. Fransızlar bunu ağır davetlerde işte hani mesela güzel misafirleri geldiğinde hani önemli misafirleri onlara yapıyorlarmış. Çok uğraştırıcı bir yemek olduğu için sürekli olarak yapılmazmış. Hatta mümkünse restoranda gidip yiyorlarmış uğraşmak yerine bu yemeği yapmak için. Size de böyle bir yemek seçmeyi istedim özellikle. Ay teşekkür ederiz. Bence lezzeti güzel ya. Etin pişmişti de yani fena değil bazıları. Biraz daha diri ama İlken dediği gibi sosu bir tık tuzlu. Evet. Ama ben servisi yanlış yaptığını düşünüyorum. Şimdi bunu yiyeceğiz biz. Sonra sebze gelecek. Evet. Sebze aperatif gibi bir şey zaten. Mesela etle ben sebzeyi yan yana isterdim yani ikisini aynı anda yemeyi tercih şöyle, ederdim. Ben aslında bugün iki ana yemek yaptım. Sebze yemeğim yan yemek de olarak da kullanılıyor ama direkt vejetaryen bir yemek aslında. Tamam. Tamamen ara şey gibi, ara sıcak gibi mi kullanıyorlar? Ara sıcak gibi de yeniliyor ama ana yemek olarak da yapılıp direkt ama, olarak tüketiliyor. Bunu şimdi şöyle, o zaman mesela örnek veriyorum. Salatayı da ana yemek olarak yapabilirsin yani. Bu masanın yıldızı bu aslında. Tabii. O yüzden onun yancı olması lazım. Yancının da yanında olmasını tercih ederdim ben. Yani şey bekliyordum ben. Daha böyle büyük bir hani düz bir tabakta. Hani düz bir tabakta yine aynı şekil şey yapabilirdin. Sosunu biraz yanına daha da. az koyardın sosunu. Yanında da sebzeleri olurdu. Ben bu şekilde tercih ettim çünkü her şeyin tadını farklı almak istedim. Bir de bu yemeğin lezzetiyle o yemeğin çok birbirine geçmesini istemedim. Bilmiyorum. Bundan sonra mesela onun yavan geleceğini düşünüyorum ben. Bilmiyorum ama bakalım. Peki niye böyle bir ikisini birden seçtin? İki ana yemek, iki zor yemek. Şöyle, birini daha kolay seçseydin keşke. Ben aslında bir salata yapacaktım. Nice salata, Nice'in ünlü bir salatası var. Nice salata diye geçiyor. Ton balığı var içerisinde. Yeşil fasulye oluyor. Ya da neye bakıyorduk biz bugün İlke? Bütçe yetmedi değil mi? Evet, bütçe yetmedi ona. Baktığımız malzemelerde ne vardı bizim ya? Kuşkonmaz. Kuşkonmaz oluyor ya da içerisinde. Bizim hani bütçemiz çok fazla zorlanacaktı. O yüzden onu yapamadım. Bence bir de zaten etin yanında bir de ton balıklı salata olmaz. Bilmiyorum, saçma ağır geldi bana. Aynen, hem de farklı olurdu. Bir de haşlanmış yumurtalı falan oluyor mesela. Biraz farklı bir salata. Bence sebzeyle et daha güzel olmuş. Normalde bu arada bu yemek şarapla yapılıyor. 1 litre şarabı normalde et suyu yerine şarapla doldurup, tencereyi tamamen şarapla doldurup şarapla yapıyorlar. Ve normalde
yavaş bir şekilde pişen bir yemek. Normalde bu yemek 6 saat civarı yavaş yavaş. Aynen. Ben zaten o zaman etler çok güzel oluyor. Etler lime lime oluyor. Aslında olması gereken o zaten. Ben tahmin etmiştim zaten bu yemeği yapacağını. Yemeğin tarifine bakmıştım ben. Hı-hı. Onda da şey diyordu işte. Önce mühürleme, sonra yüksek ateşte yarım saat fırın, sonra düşük ateşte 2 saat fırın falan gibi bir şey diyor. Evet, fırında yapılıyor bu güveç normalde. Ama hem bizim fırın hani güveci alacak kadar büyük değildir. Hem de o kadar iyi pişireceğini düşünmedim. Turbo özelliği olmadığı için. Evet. O yüzden direkt olarak güveci de yapmak istedim. Pişirmesine pişirirdi de şey hani... Süren yetmez. Süren şey olarak. Hani iki fırın yemeği olunca ona yetmez. Zorlardı. O zaman geçelim mi sebze yemeğimizi? Sebzeye geçelim. Şuraya peynir tabağı yapsaydı Cem mesela. Aa, böyle çok güzel önden olur. Mesela, tabii ya, onu nasıl ıskaladı mesela ya? Mesela şey, işte masraf para... Masraf canım, yetmiyordu ki para. Ben dedim de. Ya bütçe... Bir de öyle bir şey yapınca iyi peynirler koyması lazım. Bütçenin hani yüksek olması lazımdı o konu. Şey. İyi peynirler genelde lezzetsiz oluyor ya. Bizim ağzımız yok da be. Fakir, bilmiyorum. Hayır, bizim ağzımız fakir. Beni yemesinden şey, küflü peynir. Hmm. Çok kötü o, bir peynir. Tercih ama yani. Sonra şey var mesela çok meşhur şu... Neydi adı ya? En meşhur peynirlerden biri. O da. Roquefort. Roquefort peyniri. O da mesela Roquefort. Çok kötü. Yemedim ben. O da küflü işte. Ya. Ben de seviyorum ya. Bütün küflüleri sayıyorsun. Ya ama iyi peynirler zaten... En iyi bir tek küflüler bak, daha pahalıları genelde bunlar oluyor ama. Yemeğimiz geldi sonunda. Bu ne ya? O sunum şunu, ne şunu ya? Şunu bir çeker misin? Allah razı olsun. Bunu bir çeker misin? Ben böyle bir tabak getirdim mi size? Bir onu çekeceğim, bir de bunu çekeceğim. Ben böyle bir tabak getirdim mi size? Çek hani farklı farklı tabakları bir çek. Ya tamam, şey yapamamış, koyamamış. Ne yapalım şimdi? Her türlü eleştiri yapıyor ama işte Oktay Bey bunu biliyor musunuz? İşte Meryem Hanım bunu biliyor musunuz? İşte İlke Hanım bu böyle miydi? Her şeyi yapıyor. Yemeğimizin görüntüsü bu şekilde. Yo, bu şekilde. Yalan söylüyorum. Niye yalan söylüyorsun? Yemeğimizin görüntüsü bu şekilde. O da çok kötü durmuyor bu arada. Oktay Bey, o yemeği alabilir miyim acaba? Hayır. Yiyeceğim kardeşim. Siz şunu alın. Gerçekten. Hayır yok abi, ben bunu yiyeceğim. Lütfen rica hayır. Ediyorum. Hayır. Hayır. İstediğin kadar rica et ya. Bakayım ona. Bak. Bu da aynı gerçek. Güzel görünüyor. Ya dizmeyi bazılarını da çıkartırken sorun yaşadım. Beni hiç alakadar etmiyor bu. Anlıyorum. Vay vay vay. Maydanoz isteyen var mıydı? Biraz üzerine. Belki tercih etmezsiniz diye şey yapamadım. Olabilir. Buyurun. Yetiştiremedim demiyordum. Ya bunu unuttum yani, şu an aklıma geldi. İstekli kesen yalan, olur. Yalan makinesi ya. Şeyde sormadın hiç tercihimizi. Et de maydanoz için. Anlatayım mı? Yok. Belki tercih etmezseniz diye diyor. Aynen, diğerinde tam suya atmış bütün maydanozu öyle. Ya insan bari biraz tabakta falan getirdi de koyar, elinde koyar. Ya kardeşim, unuttum. Tabağı mı unuttun, eline koydu. Bize de anca... Maydanozun çöpü düşüyor. Öncelikle bu yemek vejeteryan bir yemek. Biraz daha hafif bir yemek. Lezzet olarak da daha hafif. Tatlı bir yaz yemeği. Bu arada bu da Nice'in ünlü bir yaz yemeği. Normalde 17. yüzyıldan sonra yoksullar, böyle fakir kısım, sebzelerin artıklarıyla bu yemeği yapmaya başlıyorlar. Hep kazanda de bu hikaye. Oktay da aynı hikaye. Ama bu şekilde, evet. Ama şimdi, bir yemeğin içinde ne kadar farklı sebze ya da et varsa, bilin ki o onu kölelerden veya fakirlerden yapmıştır. Gerçekten mi? Ne yapsın artan ne bulmuş almışlar. Bizim Türk yemeklerinde tabii de canım. Öyle değil mi? Kesinlikle yani. Öyle. Ünlenmesi Nice'de taze böyle yaz şeyleriyle, sebzeleriyle yapılmaya başlanıyor. Ondan sonra yemek ünlenmeye başlıyor. Peki animasyondan sonra daha çok ünleniyor. Evet evet, kesinlikle. Çünkü Nice, oradaki sunum Nice, şey... Fransa'nın bir şehri. Evet, şehri. Şehri mi? Nice bayağı bu arada yemekte şeyi çekiyor Fransa'da. Başı çekiyor diyebilirim. Paris'ten falan daha önde hatta. Hmm. Aynen, bayağı güzel lezzetler oradan çıkıyor. Bunun üzerine bir sos mu döktün sen şu ayrıca, evet, bir domates farklı sosu. Evet. Altındaki bütün içerisindeki her şeyin, kereviz sapının, patatesin, kabağın, işte patlıcanın hepsinden oluşan bir lezzet şöleni. Bayağı sağlıklı bir. Aynen. Ama bak yani dediğim gibi yanında olsaydı diyordun değil mi sen? Şu an mesela anladım. Çok yavan geliyor tabii. Anladım. Ötekine nazaran. Bir de bazı sebzeler bence şey kalmış. Ne? Bir miktar böyle çiğ kalmış yani. Olabilir. Çok rahatsız edici değil ama birazcık şey yani. Bir de bence en büyük hata, patlıcanı keşke alacalı soysaydı. Onu tarifte de bu şekilde verildiği için söylemek istemedim. Ama güzel olmuyor. Yani şey şimdi mesela kabuğu direkt ağzıma geliyor benim.
Ya bilmiyorum, ben mesela domateslerin seviyorum. Domateslerin de kabuğu var mesela. Tabii tabii, bunların hiçbiri soyulmuyor bu arada. Tariflerin hepsinde orijinal bu şekilde kullanıldığı için böyle kullanmak adamlar o zaman yani belki açlıktan ne bulmuşlar? Atmışlar içine. Aman kabağı şöyle tamam, soyalım, domates doğrayalım. Olsun da soysun kardeşim, Allah ne alak. Bu yemekten sonra bu arada, akşam yemeğinden sonra da peynir tabağı normalde yapıyorlar. Hani ama bizim peynir, biz de demin onu konuşuyorduk. Peynir tabağımız evet da olsaydı. İşte bütçemiz 250 değil de 1250 olsaydı peynir tabağı da yapabilirdim. Peynir kilo sayısında yarıştı hiç evet. Tamamen değil olmamız. Ben bu arada sizi bilmem ama çok beğendim ya lezzetini. Bayağı böyle güzel, hafif bir tatlılık yaz yemeği geliyor yani, evet. O şeyden dolayı domates hafif şekerlendiriliyor bunda. Hem asidi kırılsın diye. Hem de tarifte biraz daha şeker atılıyor. O yüzden bayağı fresh bir tarif. Aynen öyle, tam bir yaz yemeği. Mesela bunu yapmasaydın benden daha çok puan alırdın. Doğrudur. Ana yemeğin zaten ağır bir yemekti ya. Hı-hı. Soslu moslu, o doyuracaktı zaten. Hı-hı. Bunun yerine keşke tatlı tercih etseydin. Yani tatlı daha evet, hoş olabilirdi. İkisi de soslu bir yemek bir de böyle. Tatlı da olabilirdi aslında. Soslu. Benim bunu tercih etmek istedim ya. Hem vejetaryen hem de diyete hı-hı daha hı-hı uygun. Çok hani yağlı bir şey olmadığı için. Ama tabii biz alışmışız kızartmalı falan böyle şeylere. Biraz bana şey gibi geliyor bu. Yavan geliyor bu. Ama şimdi hani bir de çok bir şey yokmuş. Lafını böldüm de. Çok bir ekstra bir özelliği yok yani hani bunun. Bir fırın sebze, fırın yemeği. Tabii canım. Ama şeyi, sosu hani dibinde yaptığı sos, kereviz falan çok güzel olmuş. Değişik bir aroması, şeysi olmuş yani. Sen nasıl buldun Oktay? Sebze sen çok sevmezsin normalde. Evet, çok sevmem. Sevmezsin. Hani kabağı falan normalde yiyen birisi değilim. Fakat şu an daha dengeli beslenmeye çalıştığım için benim bu tam senlik. Aynen, tam benlik aslında. Sana tam diyet olmuş aslında değil mi? Ellerine sağlık. Ben hatta çok 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 belki uzun zaman sonra kabağı bu şekilde yedim. Yani son ne zaman kabak yediğimi hatırlamıyorum. O yüzden gayet güzeldi. Ama hani Fırat abinin de söylediği gibi yemeğin o ana yemeğin yanında bu şekilde gelseydi hani bir tabağın içinde ikisi daha güzel, daha farklı tatlar, daha uyumlu, aynen, daha uyumlu olurdu. Bilmiyorum ya, ikisi de çok soslu bir şey ya. İkisini yan yana düşünemedim o yüzden ben biraz. Biz de şey ama ötekini öyle tercih etmiş. Yani mesela sosunu daha az koyabilirdin değil mi? O servis olarak. Koyabilirdim ama şöyle karışacaktı yine her türlü. O et mesela daha kuru olsaydı ve yanında bu olsaydı okeydim. Ama ikisi de soslu soslu. Tabii. İşte biraz bunun da sosunun olması biraz şey yapıyor beni de o yüzden. Ayrı yapmak istedim o yüzden. Şey fikri güzel. İki farklı yemek sunmuş oldun aslında. İki farklı ana yemek sunmuş oldun. O güzel bence ama şeye katılıyorum mesela abimin dediği, önce sebze yiyip sonra et yesek daha iyi olurdu. Daha diyor, böyle yavaştan yukarı abi doğru çıkmış olurdu. Çünkü et gerçekten çok güzeldi. Evet, hafif absolutely yemekten şeye doğru evet daha böyle gitmiş olurdun. Daha bir güzel olurdu. Ama beğendim. Lezzet en azından patlaması ikincisinde daha çok gelmiş olsaydı. Şimdi hani öteki yemekten hani bunu ben tamam güzel olmuş. Nasıl yani orta karar güzel olmuş diyeyim yani. Ben çok bu tarz evet bunda wow diyeceğimiz bir şey yok. Aynen. Ama öteki yemeğin güzeldi. Cem Bey bir şey soracağım ben size. Bunları fırına sürdükten sonra siz ne yaptınız? İnanır hani, mısın? Hiç boş vaktim hani olmadı. Oturup İlkan'ınla kahve mi içtiniz? Ne yapacaktım? Ben de fırına beraber mi gideceğim? Hiç boş vaktim olmadı. Sürekli bir şeylerle uğraştım gerçekten. Evet, tamam o zaman. Yani birine defne yaprağı ekledim. İşte onu aldım, oradan bir şeyler yaptım. Sürekli bir şeylerle uğraşarak geçti zaman. Hiç boş zaman geçirmedim anladım diyebilirim. İki saat dolu dolu kullandım emin olayım. Ben hani bunları fırına sürdükten sonra oturup kahve içtiniz falan. Yok ama isterdim. Çok isterdim İlkan'la güzel bir kahve içmek. Peki. Ama nasip olmadı. Elinize sağlık. Elinize güzel sağlık olmuş. Gayet güzel bir akşamdı. Evet, sonunda gururla. Mutlu musunuz? Memnun musunuz çok bugün mutluyum yaptığınız? Çok mutluyum. O zaman artık oylamaya ve final gecesine geçelim mi? Hadi geçelim. Geçelim. Şimdi şöyle, servis biraz gecikti. Yani hem sofraya birazcık geç oturduk. Daha doğrusu geç oturmadık da yani oturduktan sonra çok bekledik. Et güzeldi, beğendim. Birazcık tuzluydu sadece. Ama sebze yemeğini yani çok beğenmedim açıkçası. Sıradan bir yemek geldi yani bana. Birazcık arada kaldım ya yani puanlama açısından. Sebze yemeğini yapmasaydı benden daha fazla puan alırdı bence. İki farklı yemeği bize sunması güzeldi. Ben onu sevdim. Çünkü bir mutfaktan iki farklı ana yemek tatmış gibi hissettim. Et yemeğini ben de daha çok beğendim tabii. Sebzeyi de sevdim ama öyle ekstra hani patlayan bir lezzeti yoktu Cem'in tabiriyle. Damaklarımızda patlamıyordu lezzet. Masadaki yorumlara da katılıyorum. Hani önce sebze sonra et olsaydı daha iyi olurdu. Yan yana olmasından da ziyade. Puanım 7. Valla Cem bugün daha önceki Yemekteyiz yarışmasından biraz dersler çıkarmış. Güzel sofra sunumu falan güzeldi. Tabii gene
son aşamada hani ben daha da çok güzel şeyler bekliyordum açıkçası Cem'den. Yani bir güzel ana yemek yapar, patlatır diye düşünüyordum yani ortamı. Ama işte gene böyle şey yapmak istedi. İki ayrı bir yemek yapayım. İki taraftan hani şey yapayım, hani en önemli yemeklerini seçmiş yapayım diye düşünmüş. Et yemeğini çok beğendim. Ama işte şeyde benim kendimle alakalı. Tam oranın hani yöresel bir yemeği olabilir belki ama o türlü tarzındaki yemeği ben beğenmedim açıkçası. Sadece onun dibinde yaptığı sosu beğendim. İleriki günlerde onu bir kahvaltılık sosa dönüştürebiliriz biz Cem'le beraber baş başa verip de. Puanım. Üzgünüm. Daha fazla puan vermek isterdim ama bu. Yemekler çok güzeldi. Sadece hani yerken de konuştuk. İkisini aynı anda veya hani sebzeyi daha önce koysaydı, getirseydi belki böyle çıtayı arşa yükseltmiş olacaktı. Daha güzel olacaktı. Onun dışında masa güzeldi. Yemekler çok güzeldi. Ben zaten Cem'in el hamaratlığına güveniyorum her zaman. Puanım 8. Nasıldı bugün? Memnun musun yaptıklarından? Memnunum. Bence güzel bir gün oldu. Biraz telaşlıydı yapım süreci. Ama sonuçtan memnunum. Et sevmeyen bir insana bile et sevdirdim. Kamera arkasındaki arkadaşımız gayet beğenerek yedi. Normalde et tüketmiyormuş. Bu yönden de mutlu oldum. Daha çok ama maalesef o yarışmacı değil, puan vermiyor. Keşke olsaymış. Evet. Ama onu bile mutlu edebilmek iyiydi evet, benim için. Evet. Sebze gurmesi birisiydi o da zaten. Ege mutfağına bayağı bir şey. Aşina. O yüzden benim için güzeldi gün. Misafirlerim hani İşte ratatouille'u çok fazla beğenmediğini fark ettim. Bence de zaten lezzet olarak zaten patlamasını beklediğim bir yemek değildi benim de. Ama sosu bence gayet lezzetliydi. Eğer sebze yemeği olarak düşünülürse bence gayet güzel bir yemekti. Yapmasan da olur muydu? Yapmasam da olurdu evet. Sadece ana yemek getirseydim de masa biraz boş kalır diye düşündüm. O yüzden sadece ana yemekle yapmak istemedim. Ama yine de sonuçtan memnunum. İkisi de bence gayet güzel oldu. Beraber getirseymişim ama sanki daha iyi olabilirmiş. Lezzetler çok karışmasın. Farklı tatları beraber alalım hani diye şey yaptım düşündüm ama öyle de mantıklı olabilmiş puanlama açısından. Ama artık sağlık olsun bakalım sonuç ne olacak, bize neler getirecek bugün. Finale geçelim. Geçelim heyecanla. Hoş geldiniz final programımıza. Nasıldı sizce bu geçen 5 gün? Senden başlayalım. Ben kendi adıma farklı ülkelerin farklı yemeklerini denedim. Bu benim için ayrı bir zevk oldu. Hani farklı şeyler denemek güzel o yüzden. Cem'in mutfağı da çok güzeldi. Fırat abininki de, seninki de, Meryem teyzeninki de çok güzeldi. Masalar zaten harikaydı. Artık gerçi herkes hazırlıklıydı buna. Bir tek kendi mutfağımdan hani ben tatmin olmuştum ama sizi tatmin ettim mi etmedim mi orası ayrı bir mevzu. Yani güzel bir yarışmaydı yine. Yani hepimiz zevk aldık. Hepimiz bence eğlendik. Bence de ya güzeldi. Bu sefer herkes birazcık daha böyle şeyde çalışarak gelmişti işte ne bileyim en azından masa düzenine falan filan yani yemeklerde. Daha alışmıştı herkes. Tabii herkes ne yapması gerektiğini biliyordu bu sefer. Yani yemeklerde farklı kültürlerin yemeklerini yemiş olduk yani. Güzel oldu, değişik. Yani bu şekilde devam edelim bence. Ben önceki yemekteyize göre daha çok keyif aldım. Çünkü şey yani tatmadığımız yemekleri tattık. Bir de şey değildi yani Ramazan ayı olmadığı için öyle bir sıkışıklık yoktu. Daha rahattı. Aynen daha rahat falan daha keyifli oldu yani. Bilmiyorum bence gayet güzeldi. Hatta bu serinin ben devam etmesini istiyorum şahsen. Çünkü şey çok güzel yani. Ben zaten çok severim. Farklı mutfaklardan bir lezzetler deneyimlemek bence çok güzel yani. Bir de yarışma içinde olunca herkes daha çok özeniyor bence yemekleri, sunumları. Ya bir de şey şimdi ya yarışmadan ziyade insan bir şey yapacağı zaman hani böyle ortaya iyi bir şey koymak ister ya. Onunla ilgisi var yani. Yani özenli herkes. Yani. Aynen. Benim için de 5 gün et yediğimiz bir gün oldu. En güzel kısmı oydu. Yarışmadan yarışmaya yediğimiz için eti. Bayağı keyifliydi o konuda. Her gün farklı etler yedik. Çok farklı lezzetler de tattık böyle. Yapamayan arkadaşlarımız oldu bazı lezzetleri. Gün geldiğinde. Bayağı güzel şeyler gördük bence. Ya ben mesela kendim Brezilya mutfağını atıyorum. Kendim araştırmazdım ama işte burada görmüş oldum içine neler atılabileceğini, neler yapılabileceğini. Hani bir kültürler hakkında da bir ön bilgi sahibi olmuş oldum. Bu yönden bence bilgi olarak da besleyici oldu. Hem de normal olarak da besleyici oldu. Güzeldi. 5 gününü çıkardın. 5 günü çıkardık. Kaldı 25 gün. Peki sence bu sefer sonuncu kim olmuştur? Bence bu sefer sonuncu Oktay olmuştur. Sonuncu ve birinci tahminlerini alalım. Birinciyi bilemiyorum. Hatta
kalan 4 kişinin sıralamasını da tahmin edemiyorum. Çünkü bence herkesinki de iyiydi yani, güzeldi, farklıydı. Daha yakındı diyorsun. Yakındı bence birbirine. O yüzden tam bir şey söyleyemeyeceğim ama sonucun noktaya olduğunu düşünüyorum. Çünkü lezzet olarak daha farklı bir şeyler yapabilirdi ama yapması gerekenleri bence tam yapamamıştı. Ne diyorsun? Bence de sonuncu benim. Ben kendimi tatmin ettim. Hani kendimce yaptığım yemekten. Ama hani sosisi fazla olmuş olabilir. Ama orada farklılıklar. Hani evet, yemeğe baktığımızda fasulyesi fazla gözüküyordu. Fazla olabilirdi. Sosisle fasulyeyi değiştirsem belki daha iyi olurdu. Onun dışında başka bir şey bilmiyorum ama sonuncunun bu sefer ben olduğumu tahmin ediyorum. Birincinin de Meryem teyze olduğunu düşünüyorum. Ya ben hiç bu sefer şey yapamayacağım ya, böyle hani şu sonuncudur, şu birincidir, şu ikincidir gibi bir şey yapamayacağım. Çünkü hemen hemen birbirine yaklaşık şeyler oldu yani. Hani puanlama, hani ben kendi adıma konuşayım. Puanlamalarımda benim hep yaklaşık puanlar verdim. Sen hep yaklaşık puanlar veriyorsun. Ya evet ya, ben herhalde en çok yüksek puanları da ben veriyorumdur. Bilmiyorum evet. Artık yani. İşte sonuncu sen biliyorsun zaten, açınca göreceğiz. Ben de zaten noktayım. 5. olduğunu düşünüyorum. Ama pilav konusunda mesela mesafe kat etmiş. 1. konusunda net bir tahminim yok. Bence herkesin dediği gibi yemekler, lezzetler birbirine çok yakındı. Yani şey olarak en azından herkesin sofrası belli oranda başarılıydı. Ve ben kendi adıma mesela verdiğim puanların yakın olduğunu söyleyebilirim. Annemin bu sefer mesela 1. olmayabileceğini düşünüyorum. Çünkü şeyden dolayı. Herkese yüksek puan verdi ama en yüksek puanları annem verdiği için belki kendini öyle ekarte etmiş olabilir yani. Birincilik için yarışmıyorum zaten. Tabii burada canım. Sadece şey, kimse... Ya zaten ödül yok, bir biz... şey yok. Bari ödül olsaydı. Ödül olsaydı kardeşim ya. Bir dahaki de ödüllü yapalım. Ya hayır, ödül de olsa bence biz burada hani bir arada olmuş olmanın verdiği bir şey. Burada hani bir şeyler çıkartabilmenin hazzını alıyoruz. Başka tabii bir şey hani çok bir şey değil yani biz hani. Ha bilmiyorum. Belki şey birbirimizle değil de farklı kişilerle yarışıyor olsaydık o zaman belki hani gruplaşma yapabilirdik yani. Bilmiyorum. Ya bu arada. Tım 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 tım. Sonuncuya çık diyorum. Bütün gözler dönsün. Sonuncu. Belki de Oktay değil. Belki. Belki de Oktay. Sonuncumuz 26 puanla. Dıdıt. Oktay Ercan. Tebrikler. Neden sence sonuncu oldun? Ben söyleyeyim mi? Herkes düşük puan vermiş, ondan sonuncu olmuş. Ama neden düşük puan aldı ya, o önemli. İşte sosis çok fazla olmuş olması. Hani sosisle etin hani birbirine evet belki bir uyum sağladı ama ikisi farklı tatlardı. Belki de yemek aslında daha çok kırmızı fasulyeyle yapılıyordu ama ben kırmızı fasulyeyi kendimce yeterli kadar görmüş olarak alıp koymuş olsam da yetmemesi. Bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Başka herhangi bir tatta bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. 4. İşte burası karışık. Buralarda karışık artık. Bakalım kimmiş? Aynen öyle. Şimdi şöyle. 4. diye bir şey yok aslında. Anladım. Aynen. 3. var yani. 3. ya da işte 4. Aynı çift. Puanlar mı alan mı? Aynen. İki kişi aynı puan almış. Sizce o ikili kimdir? Biri benim o zaman. Benle yanımda kim varsa. Bilemiyorum ya. Gerçekten bunu ben tahmin edemeyeceğim. Bence senle Cem. Sen? Yok mu tahminin? Ben de Fırat abiyle sen olabileceğini düşünüyorum. Belki yani. Bu olabilir en mantıklısı. 4. ve 3. mü diyeyim? Kaçıncı oluyor? 3. Üçüncü artık direkt olarak. 3.ler. O zaman 4. oldun ha. Bir yanda sıra. Aa, Fırat dedi. Bir başa 5. değilim. Bak. Yine de sonuncusun ama. Olsun. Ama 5. de değilim. 5. cez. 3.ler 30.5 puanla. Buçuk ne ya? 30.5. Ben ve Cem. Yalnız tahminlerimde yanılmıyorum. Farkında evet, mısın? Evet, tam doğru olmuş. Gördün mü sen puanları? Hayır. Hayır. Şimdi. 1. ve 2. Puanlarınız çok yakın sizin de. Ama kim 1. acaba? Bence annemin şeyi de ben 1. olmuş olabilirim bu sefer. Annemin yüksek. Yüksek. Oktay'a 8 verdiyse bana 10 vermesi lazım. Sen de iyice gömdün abi ya. Öyle ama. Allah Allah. Üzgünüm ama öyle. Üzmeyin Oktay'ı. Ya üzmelik bir şey değil. Canım o iyice gömüyor. Hani saygım sonsuz. Kaç puan fark var?
Yarım falan bence. Yarım falan fark var. Hadi be. Şu an mükemmel bir insan değil miyim ben? Nasıl bütün tahminler cuk diye oturuyor? Yerine? Yarım puanla kaybettin ama bence. Olabilir. Yarım puan farkla birinciliği kazanan yarışmacımız. Dın 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 dın. Açıyorum. Hadi Acun. Bir önceki yarışmanın sonuncusu olan Fırat. Bu sefer roller değişmiş. Bak annemin ama şeyle alakası var ya, annem bana yüksek puan verdiği annem için. Annem sana da 9 verdi herhalde. Evet, annem sana 9 vermiş, bana da 9 vermiş. Bu puanı bana kaç vermiş? Sebep? 8 verdi sana. Belli zaten. Evlat kayırmacılık var. Yine adalet yok burada. Hayır. Şu sebzeyi koymasaydın ortaya sana 10 verecektim. Sebzeden kırdım kardeşim. Bende neyden sen kırdın? Sen gidiyordun yani. Ha? Bende neyden kırdın? Şu an herkes var. Hadi. Hadi. Kuskus. Hayır, neyden kırdım? Senin etin çok güzeldi. Tamam, kuskusu da çok beğendin. Yok, kuskusu çok beğendim demedim canım. Etin meze çok vardı. Beğendim yani şey olarak. Ya, şuradan... Ne bileyim, bir şeyden kesmişim ya, işte. Bırak, 10 kesin. Vermemişim. Bırak şuradan, ya. Şuradan kabul etmiyorum. Meryem teyzenin bana vermiş olduğu bana bir 2 puan, puan aldı. Sen 9 aldın. Bence yat ama, kalk şükret. Ama şöyle... Oğlu olduğuna. İyi de kabul etmezsek geçen yarışmada da ben kabul etmem. Oktay'la bana aynı puan. Bence haklısın zaten. O artık kişilerin kendi evet, tercihi. Evet, o benim tercihim. Yani. Şey ben bilmem. Nasıl adalet kokmuyor. Adalet koksun. Vallahi kokmuyor. Ne yapacağım? Ben hiçbir şey demeyeceğim. Tebrik ederim. Hayır, şimdi doğruya doğru. Hiç onluk bir şeyimiz yoktu doğrusu. Hiçbirimizin de yoktu yani. Ben de dahil olmak üzere. Onluklar mıydı? Çok zor. Yani şu et şey yemeğiyle 9 alamadım ya. Ben bir şey demiyorum ya. Ben bir şey kaç demiyorum. Kaç puan almışız biz? Sen 32,5. Annem de 32. Biz tamam. 2'şer puan geride kalmışız. Tamam o zaman. Annemin şeyi 9 olsun Cem'e. Evet. Puanı. Gönlü olsun Cem'in. Öyle bir şey. Geçti artık. Şeyin Cem'in 30,5 ikimizin. Siz senin 32, abimin 32,5, Oktay'ın 26. Oktay çok geride kalmış birazcık. Bu sefer her şeyin değişmesi daha güzel evet, oldu aynen. En azından. Aynı olmadı. Sıralama yani. Da değişti. Bence evet, de iyi oldu. Tamamen bir de değişti. Umadığı taş baş yerdi bence evet. Bu yarışmada. Sıralama pek değişmedi. Cem aynı yerinde kaldı. Cem. Ha evet, Cem aynı kaldı. Yani sayılır. Evet yani sen dördüncüydün. Senin... Tamam üçüncü de. Dört kişiden üçüncü oldun. Üçüncü de oldun yani. Ya sen hani mesela bu tek yemekte kalıp daha çok hani uğraş verip daha süslü püslü hı-hı. Bir şey çıkarsaydın daha ha. Bir Oktay şey yapsaydın der? Daha ondan hani Oktay daha güzel ne olur. Der? İki tavşanı kovalamaktansa bir tavşanı kovala doğru. Yakala daha iyidir. Evet. Ya şimdi bak tam şuraya yaptım küpeyi. Ama küpe falan yapmayalım. Ya sen iki tavşanı kovaladın, evet, evet. Biri kaçtı. Biri kaçtı. Bir de şeye çok özeniyor Cem, ondan bence biraz da kaybediyor. Sunum, munum gerek yok ya, yiyoruz işte. Hayır, sunum özenmiyor. Gidiyor bu. En zor ya da karmaşık hayır, ama şeyler seçmeye şey falan anlamında diyorum, böyle işte ne bileyim, bir şeyler evet, yapıyor evet, falan evet. Filan ya. Onlara bence gerek olsun, yok. Olsun, onun hani bir... Tarzı o. O hani güzel seviyorum bir şeyler. Hani şey de yani. Şovu seviyor. Ama işte bazen hani bazen de işte dediğim gibi tek bir çizgide. Oktay'ın bir çizgisi var mesela. O orada hani. O onu şey yapmıyor. Standardım ben diyor çocuğum. Bu arada Ayşe benden daha hırslıydı. Diyordu sen bu sefer birinci olacaksın. Aşkım. Başardık sevgili. O zaman buradan Ayşe'yi de tebrik ederim. Ayşe senin sayende. Bir dahaki de o yarışsın. Allah. Kimse oy vermemişti bana bu arada. Nerede? Onu bir hatırlayalım. Aa evet. Ne oldu abi şimdi? Hadi bakalım. YouTube'da şey açmıştım. Bize kimse oy vermemişti. Anket. İşte olmadık taş başlar diyorum ya sana. Annem %80 falan %5, %5, %6 falan öyle gidiyor. Ne oldu? Ne oldu şimdi? Hepinizin eline yüreğine sağlık. Gayet güzel geçen bir 5 gün. Yok ya şey işin şeyse bunlar hani işin gırgırı şaması. Hepsini sonuçta yedik biz, hiçbir şey yapmadık. Hepimiz birinci olsak ne olacak? Başımız göğe verecek işte. Burada eğlencesine yaptık işte bazı şeyleri. Güzel oldu. Eğlenceli gene bir 5 gün geçirdik. Aynen, güzel yemekler yedik. Ya. Değişik bence şeyler de. Yedik. Güzel aynen. Oldu bence. Ben çok beğendim bu seriyi. Yani. Senin seriyi mutfaktaki başarılarını devam ettirmeni diliyorum. Mutfakta seni daha çok görmek isterim bu arada.
O zaman buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederiz. Umarım keyif almışsınızdır. Keyifli bir yarışma olmuştur. Bir şeyler öğretebilmişizdir, katabilmişizdir ya da. Biz de öğrenmişizdir. Aynen, biz de doğru şeyler ile aktarmışızdır. Aynen. Yanlışlarımız varsa da yorumlarda iletirseniz, yemeklerle ilgili de söylediğimiz, yaptığımız yanlış bir şey varsa, yani bunların doğrulamak daha güzel olur tabii. Evet, hem tabii de daha doğrusunu öğrenmiş oluruz. Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, like artık atmayı, standart olarak yorum yapmayı unutmayınız. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Görüşürüz. Kameramanımız var bu sefer.